Deniz Plaza imza ve söyleşi günlerinin 15 Mayıs günkü konuğu Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Canan Tan oldu. Lefkoşa Deniz Plaza'nın kitap bölümünde 2 saat süreyle okurlarıyla sohbet eden ve kitaplarını imzalayan Canan Tan, asıl mesleği eczacılık olmakla birlikte 12 kitaba ulaşan edebiyat alanındaki çalışmaları, farklı türlerde kaleme aldığı yazıları ve eserleriyle birçok derece ve ödül almış bir yazar. Halen Milliyet Gazetesi'nin Pazar Ekin'de güncel olayları esprili bir dille yorumlayarak yazan Canan Tan'ın, başta Piraye, Eroinle Dans, En Son Yürekler Ölür, Pembe ile Yusuf olmak üzere kitapları sürekli çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Yazar Canan Tan, Deniz Plaza'daki okur buluşmasından önce arkadaşımız Simge Çerkezoğlu'nun sorularını yanıtladı. İlk başta çok okunan ama yani kişilik olarak tanınmayan bir yazardınız. Daha sonra kitaplar daha da yaygınlaşmasıyla sizi de tanımaya başladılar. Ama esas Piraye ile başlıyor hikaye ve sanki onun hikayesi sizin hikayenizde bir noktada benzerlik gösteriyor. Kendi yaşadıklarınızdan etkilendiniz mi o kitabı yazarken diye merak ediyorum. Şimdi teşekkür ederim başlangıç için ama bütün yazarlar işe başladıkları zaman tanınmamış olurlar. Yavaş yavaş tanınırlar. Doğrudur. Benim tanınmam, Canan Tan adının bilinir olması Piraye sayesinde oldu büyük ölçüde. Ama Piraye ben değilim. Herhangi bir şekilde benden bir şeyler almış da değil. Ama ortak noktalarımız var. Çünkü ben de Diyarbakır'a çok genç yaşta, 21 yaşında okulu bitirir bitirmez gelin gittim. Piraye'nin de özelliği o. O da İstanbul'dan diş hekimliği okuyarak Diyarbakır'a gitti. Ben eczacıydım. Tabii ki oradan beslendim. 10 yıl kalmak, özellikle tarihi dokusu özel bir şehirde yaşamak insana farklı duygular kazandırıyor. Onların ışığında Piraye yazmış oldum. Ama diğerleri tabii çok daha farklı. Ama Piraye'nin açtığı yolda onlar da ilerlediler. Bir noktadan sonra da artık tanınır bilinir olduk. Şimdi kitaplarınıza baktığımız zaman bu kitapların arasında çok fazla sosyal mesaj içerikli kitaplar da var. Yani mesela uyuşturucu ile ilgili kitabınız var. Bu kitabınız Türk-Rum aşkını anlatan. Mübadele. Evet, o yıllar. Şimdi ben size isterseniz şöyle şey yapayım. En Son Yürekler Ölür. Evet, bir organ nakli evet. Kitabı. İz bir baba kız hikayesi. Evet. Eroinle Dans bir madde bağımlılığı hikayesi. Pembe ve Yusuf bir töre hikayesi. Hasret bir mübadele hikayesi ve hasret hikayesi tabii. Piraye gene bir töre hikayesi. İçlerinde bir tane aşk romanı var. Benim gözümde aşk olan. Diğerlerinde tabii ki motif olarak geçebilir. Yüreğim Seni Çok Sevdi tam bir aşk öyküsü. Şimdi burada merak ettiğim aslında bu hikayeleri anlatırken okuyuculara da bir şeyler mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Yani töreyi, uyuşturucuyu, işte mübadele yıllarını anlatırken bir şeyler de anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani bu mesaj vermek veya bir şey anlatmak dediğiniz didaktik bir şeyse kesinlikle değil. Yok, yani ben kendim yazıyorum. İsteyen istediği dersi çıkarır. Ders vermek için yazmıyorum. Veya bir mesaj verme kaygım da yok. Benim hikayelerim yüreğimde oluşuyor ve onları yazıyorum. İyi bir paylaşımı yakaladık okurlarımla. Evet. Peki çok değişik kadın karakterleriniz var her bir kitapta, her bir hikayede. Nasıl besleniyorsunuz bunlardan, nasıl yaratıyorsunuz? Yani çünkü her yazar aslında denir ki yazdığı karakteri yaşayarak yazar. Bu kadar çok kadın karakteriyle yaşamak nasıl? Zor olmuyor mu? Şimdi insan eğer kendini anlatırsa tıkanır kalır. Romancılık ve yazarlık kurgulamaktır. Hayal gücünü kullanmaktır. Bir noktada yaratıcılıktır. Benim kahramanlarımın hepsi birbirinden farklı. Piraye de farklı, şu da bu da. Ve mesela Hasret kendimden en ufacık bir pay alamaz. Çünkü 1914'ten 24'e kadar olan süreç, İstiklal Savaşı öncesi ve o sıralar, yani tarihi bir roman. Benden ne alabilir ki? Veya bir baba kız öyküsündeki kadın,
Yani benimle hiçbir şekilde bir ortak noktası olamaz. Organ naklinde kocasının kalbi bir başkasına verilmiş bir kadın. Yani bunlar tamamen tabii ki hayal gücüyle ortaya çıkmış kadınlar. Şimdi bundan sonra yazacağım kitap. Mesela Pembe ve Yusuf. Burada bir Güneydoğulu töre hikayesi var. Keder var, pembe var. Onlarla en ufak bir ortak yönüm olamaz. Ama sormak istediğim şey şu şekilde. Yani yazarken hani hikayenin içine yazar çok girer ya. Bir o yazdığı süre boyunca o karakterleri yaşar. Tabii. Bu kadar çok karakterle birlikte yaşamak nasıl oluyor? Şimdi hepsiyle bir arada yaşamıyorum Allah'tan. Hangi kitabı yazıyorsam oradakilerle beraber oluyorum. O biraz işi kolaylaştırıyor. Yoksa hepsiyle birden çok kalabalık bir aile oluruz. Kahramanlarımı seviyorum. Onları gerçekten empati yaparak yazıyorum. Mesela Piraye'de Piraye olarak gezdim. Yüreğim Seni Çok Seviyor Aslı olarak gezdim. Tabii bu duygusal dozu daha da arttırıyor. Daha inandırıcı oluyor. Okura daha sıcak geliyor. Yazma şeklim de zaten böyle bir tiyatro oyununu sahneye koyar gibi. Diğer yazarların ne yaptığını bilmiyorum açıkçası ama ben yazıyorum, yüksek sesle okuyorum. Ve ben konuşur gibi yazdığım için de okurum benimle konuşur gibi algılıyor. Onun için sanıyorum bu karşılıklı sıcak iletişim. Sizin için bir iyi okur tanımı var mı? İyi okur tanımı şöyle, ben bütün okurların iyi olduğuna, iyi okur olduğuna inanmak istiyorum. Çok ilginç bir durum var. Geliyorlar bana o kadar değişik kesimlerden, çok değişik yaşlardan, değişik cinsiyetlerden, hiç kitap okumazdım, sizinle başladım, devam ediyorum diye. Örneğin erkekler mesela az roman okur falan diye, galiba Türkiye'de en çok romanı okunan yazar erkekler tarafından, evet, benim. Şimdi geliyorlar, askerden dönmüş mesela, senin kitabını diyor, askerde okumaya başladım. Ve ondan sonra arkası geliyor avukat, mühendis, çeşitli mesleklerden. Yanı sıra askeri liselerde, mesela geçen iki hafta önce İzmir'de Maltepe Askeri Lisesi'nde ağırlandım ki ilk giren kadın yazar bendim. 750 tane çakı gibi asker böyle karşımda, çok güzel bir gündü ve çok güzel bir şekilde okuyorlar. Diğer taraftan yani ev kadınları okuyor. Bir üniversiteye girdiğimde üniversite rektörü mesela bana açılış konuşmasını yapmıştır. Şu kitabı okudum diye. Hatta şunu 9 Eylül Üniversitesi'nde kendisi şey yaptı. Kendi izlenimlerini anlattı. Bir profesör de okuyor. Bir ücra köşedeki ev kadını da okuyor. Yani bu kadar yaygın okunmak beni mutlu ediyor. Yani öyle burnundan kıl aldırmayan, ama ben şöyle yazdım, böyle yazdım, okuyan okusun, okumayan okumasın diyen bir yazar değilim. Çok sesliliği seviyorum. Acaba erkekleri, çünkü yani hem Türkiye'de erkek okur az, hem kadın yazar okuyan erkek okur az, hem kadın hikayesi okuyan erkek okur az. Nasıl oluyor da siz bu erkek okuyucuları kazandınız acaba? Sizce neden olmuş olabilir? İşte şu var, şimdi kadın hikayesi diye bir şey yok benim romanlarımda. Orada kadın yalnız değil ki, babası var, kocası var, sevgilisi var, belalısı var, her şey var. Onun karşısında da bir erkek var. Onun için erkek kadın bir arada. Sonra şu anda çıkaracağım kitap, yani dizgide olan kitabım da, ben ilk çıkışımı mizah öyküleriyle yaptım. Aziz Nesin, Meribat Ilgaz, Türkiye birinciliklerim var. Şimdi yazdığım kitap şöyle, kitabın bu tarafında "Ah benim kocam." Kadınların "Ah benim kocam" diyerek dile getirdikleri dertleri mizahi bir dille. Şöyle çeviriyorsunuz: "Ah benim karım." Karısından yakınan erkeklerin hikayeleri. Ben erkekleri yabana atmıyorum. Yani onların da çok dertlerinin olduğuna inanıyorum. Mesela Issız Erkekler Korusu benim tamamen erkekleri anlatan bir kitabım. Onların da dertleri var gerçekten. Burada çok değişik bir erkek yelpazesi görüyoruz. Bir akşam fasıl gecesinde bir araya geliyorlar. Hepsinin hikayesi ve şarkısı var. Onun için erkek okurlarım da çok. Yani Türkiye'nin gitmediğim yeri yok. Güneydoğu'dan Karadeniz'e, her tarafta. Mesela bazı yazarlar bazı bölgelere gider, daha çok okunurlar.
Benim öyle bir sınırlamam yok. Geçen hafta Malatya'daydım. Bu hafta buradayım. Gelecek hafta Samsun'dayım. Bu şekilde geniş bir yelpaze ve herkes tarafından kucaklanmak ve herkesi kucaklamak benim için çok önemli. Çok sevinçliyim bu konuda. Öyle diyorlar ki, ya da bazı yazarlar öyle iddia ediyor ki diyeyim. Çok satan yazarlara bir süre sonra yayın evleri kitap yazması talebiyle geliyor. Size hiç böyle oluyor mu? Yani böyle talepler geliyor mu? Yoksa tamamen kendi üretiminizin sonucu mu? Evet, güzel bir soru. Bazı yayın evlerinin öyle politikası var gerçekten, ama ben 10 yıl altın kitaplarla çalıştım. Herhangi bir şekilde hiçbir şey gelmedi. Zaten üretken bir yazarım. Kendi programımı kendim yaparım. Şimdi Doğan'dan çıkan son iki kitabım, işte Pembe ve Yusuf'la Hasret. Onlarda da kendi programımı kendim çizdim. Mesela aman bir roman daha bu sene gelecek diyen yok bana. Kesinlikle iki romanın arasına bir mizah öyküleri alıyorum dedim. Çocuk için yazabilirim dedim. Hiç sesleri çıkmıyor. Ben gönderiyorum. Yalnız hiç bekletmeden hemen dizgiye giriyor ve basılıyor kitaplarım. Şu konuda bir de ekleme yapmak isterim. O yönden şanssızlığım olmadı. Çok mücadele ettim. Dişimle tırnağımla geldim buraya, ama mesela bir yazar ilk başlangıçta dosyasını alır, yayın evine götürür, gönderir, uğraşır, eder falan. Ben hep ısmarlama yazdım. Çünkü ilk kitabım İster Mor İster Mavi mizah öyküleri çıktığında zaten yarışma sonucuydu, basıldı. İkinci gene mizah furyası arasında Sol Ayağın Başparmağı gene Türkiye birincisi oldu, Rıfat Ilgaz'ın, basıldı. Çocuk kitapları yazdım o arada. Hepsi ödüllü. Ödüllü olunca yayın evi tarafından basılıyor. Ondan sonra ilk ben Çikolata Kaplı Hüzünleri altın kitaplara gönderdim. Hiç Türk yazarla çalışmıyorlardı fazla oranda. Hikaye hiç basmıyorlardı, ama dili çok beğenmişler. Tamam dediler. Basıldı. Ve ilk ısmarlama romanım da şöyle geldi. Canan Hanım dediler, sizin dilinizi çok beğendik. Bastık, ama Türk okuru roman ister. Evet, roman seviyor. Ve roman da Piraye, zaten ben 10 yıl Diyarbakır'da kalmışım. Doluyum, birikim var. Oturdum Piraye'ye yazdım. Ondan sonra zaten ben ne zaman yazdımsa, ne zaman verdimse hemen dizgiye girdi. Her iki yayın evinde de ve hemen basıldı. Yani hiçbir şekilde basılacak mı, basılmayacak mı, sıra mı bekleyecek, böyle bir sorunum olmadı. Peki siz de bahsettiniz, değişik yazın türlerinde eserleriniz var. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Bir romancı olarak mı, öykücü olarak mı, mizahcı olarak mı? Çok renkli olarak. Çünkü hepsinin ayrı tat alıyorum ve bir türden diğerine geçtiğim zaman dinlenme oluyor benim için. İşte mizahı yazdım, çok yoğun bir dönemdi. Bu imza günleri, kitap fuarları falan, roman yazılmaz böyle ağır bir dönemdi. Ama mizah öyküsü bir tane yazıp bir kenara koyup bir tarafa gidip gelince sorun olmadı. Onun için de yani sorunsuz bir şekilde ilerliyoruz böyle. Çocuk kitaplarını da seviyorum. Mesela Uzay Kampı Maceraları. Çok araştırıcı bir yönüm var. Bu hasret için Selaniklere gittim. Şeyde Yüreğim Seni Çok Sevdi 5 kere Bursa'ya gidildi. Trilyeler falan, İzde Azmak vardır Marmaris'te. Akyaka, oraya gidildi. Yani çok incelemeciyim. Uzay Kampı Maceraları çocuk kitabı gibi görünüyor, ama ben uzay kampına gittim. İzmir'de bir uzay kampı var ve 4-5 gün ben orada öğrenciler gibi kaldım. Onlar ne yaptıysa yaptım. Simülatörlere bindim. Ne aklınıza geliyorsa, yani ay yüzeyinde Mars yüzeyinde gezdim. Yani böyle deneyimlerim var ve şimdi de yazacağım roman. Yani bundan sonra araya bir mizah aldık. Daha serti geliyor. Hapishanelerdeki kadınları yazacağım. Hapishaneye gireceğim yani, açıkçası. Yani cezaevindeki kadınların hikayesini mi anlatacaksınız? Yani o da tabii kurgulu bir şey. Muhakkak ki birinin birebir hikayesi değil. Anlattıklarından yola da çıkmayabilirim. Ben kendim onu kurgularım. Ama o şartları görmem lazım. Yani orada nasıl yaşıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, birbirlerine nasıl davranıyorlar, sorunları nedir, yatak düzeni nedir, yani onları bir görmem lazım. Herhalde çok dokunaklı bir hikaye olacak. Yani tabii. Arada bir güldürüyoruz, ondan sonra sıkılaşalım bakalım. Şimdi sanıyorum İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de yaşıyorum. Buna İzmir'de yaşamak denirse.
Peki özellikle İzmir'le ilgili bir şey yazmayı düşünüyor musun? Şimdi İzmir'den kitaplarda biraz var. Mesela şu şurada mesela kızın yaşadığı yer İzmir'dir. Serpiştirebiliyorum, öykülerde var. Ama daha sonra olabilir. Belki içinde yaşadığım şehir olduğu için olmadı şimdiye kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi de hiçbir şey söylemeyelim, seyredelim. Türkiye'de faşizme seni hazırlamak istediler. Emir bir komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine... Bizim de çevremizde ne güzel, ne çok ağaçlar var değil mi çocuklar? Ağaçları korumak baş görevlerimizden olmalı. Haydi, haydi. Bize bazı yaratıklar korkak derler. Aslında hiç de öyle değiliz. Ali, bence biliyorlar. Herkes kuğulara ne olacağını biliyor işte. Bilmiyorlar, sadece biz biliyoruz. Bütün Türkiye tarihini hangi siyasal kanattan gelirse gelsin insanlar bir unutmayacağız ihtirası üzerine kuruyorlar bence. İşte ölülerimizi unutmayacağız, olayları unutmayacağız, kanlı hadiseleri unutmayacağız, kayıplarımızı unutmayacağız diye. Bunun haklılık payı da var elbette. Ama bir yandan da bütün bir tarih unutulmaması gereken kayıplar yığınına dönüşüyor bence. Arada hatırlamadığımız, hatırlamaya değer bulmadığımız, ölüm kadar kıymetli bulmadığımız bir de hayat ayrıntıları var. Ben o hayatın yaşayan ayrıntılarının unutmamaya yemin ettiğimiz ölümler kadar belki onlardan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatın genelini ve o terkibini, dengesini anlamak açısından. Bu yüzden unutmamakla hatırlamak aynı şey değil diye düşünüyorum. Ben kendi 8 yaşıma geri döndüm kitabı yazmak için. Neleri hatırlıyorum veya neleri unutmadım diye. Evet, unutmadığım şeyler var ama unutmamak hep kötü olanla, olumsuz olanla ilişkili. Bir de hatırlamadığım şeyler var ve hatırlayınca aslında o dönemi de hem daha iyi anladığım hem insanın matematiğini daha iyi anladığım şeyler var. Bugünkü Türkiye'de, bugünkü yaşadığımız dönemde de böyle unutmayacağız dediğimiz yine böyle çok kanlı, çok kötü, çok acılı hadiseler var. Ve bundan 30 yıl sonra sadece bunları anlattığımızda bugün Türkiye'de nasıl bir ruh hali yaşandığını kimse anlamayacak. Sadece bazı isimler hatırlayacaklar, bazı olaylar hatırlayacaklar ama nasıl olup da insanlar bunlara katlandı ya da neden insanlar hiçbir şey yapamadılar bu gidişatı durdurmak için bunu anlayamayacaklar. Sadece unutmamaya yemin ettikleri şeyleri unutmayarak. Bunun için o aradaki ayrıntıları, hayat ayrıntılarını bilmeleri gerekir mesela. Ben 1980 için de aynı şey olduğunu düşünüyorum ve 1980'in darbe öncesinin tam da bugün yaşadığımız dönemin aynısı olduğunu düşünüyorum. Bu kitap o yüzden tarihi bir kitap değil bence. Bir dönem kitabı değil. Bugünün kitabı gibi geliyor bana. Türkiye'de hikayeler devrediyor aslında. Siz de bunu söylüyorsunuz. Peki nedenler değişiyor, isimler değişiyor ama bazı şeyler bir türlü değişmiyor. Yani devletten gelen şiddet mesela bir türlü değişmiyor. Ne olacak? Yani bu değişebilecek mi? Yoksa hep bu hikayeler devrede gidecek mi? Bugün siz yazdınız, yarın başkaları mı yazacak? Bu soruya mesela Kıbrıs'ta cevap vermek de ironik bir durum. Çünkü burası Türkiye o ana karada olmamasına rağmen kaderini o ana karaya bağlamış ya da bağlantılandırılmış bir yer ve bu kaderden hani burada yaşayan insanlar da oradan uzakta olmalarına rağmen son derece ağır bir şekilde etkileniyorlar. Ben bu ülkenin, bu ülke derken Türkiye'nin toprağında bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir merhametsizlik, acımasızlık ve sertlik olduğunu düşünüyorum. Ama burası deyince işte burası öyle değil aslında. Yani Kıbrıs öyle değil. Kıbrıs çok daha yumuşak, daha barışçı bir yer aslında. Bütün olan o kanlı olaylara rağmen burada o sertliği ve merhametsizliği hissetmiyorum mesela. Gerginliği hissetmiyorum. Evet, devletin şiddeti, işte iktidardan gelen şiddet devam edecek çünkü Türkiye'nin hamurunda çok ciddi bir değişiklik olmuyor. İktidarlar değişse de iktidarı kullanma biçimleri değişmiyor aslında.
Bu yüzden de kitaptaki kahramanlardan bir tanesi Aydın. 8 yaşındaki kızımız Ayşe'nin babası onu merak ediyor. Yani niye böyle hep böyle işte hep korkunç bir merhametsizlik, hep kan niye böyle? Bu ülkede bir şey mi var? Bu toprakta bir şey mi var diye ve ta gerilere gidip kendince bir ilk neden bulmaya çalışıyor. Ben bu ülkede yaşayan, bu ülke derken gide söyleyeyim, Türkiye'de yaşayan birçok insanın, düşünen insanın, yazıp çizen insanın en büyük sorusunun ve sorununun bu olduğunu düşünüyorum. Neden bu ülke böyle? Niye bir türlü daha iyi olmuyor sorusu. Doğrusunu isterseniz ben de cevabını bilmiyorum ama Ali ile Ayşe bildiklerini düşünüyorlar. Şimdi kitapta sadece tabii ki darbe yok, sadece acı ve üzüntü yok. Çok keyifli anlar ve çok keyifli anlatımlar da var. Ve ayrıca bir dönemi de anlatıyorsunuz. Yani o dönemdeki sosyal hayatı, insanların neler konuştuğunu, nelere ilgi gösterdiğini. Öyle mi? Yani ben kitapta kahkahayla gülerek yazdığım yerler var. Herhalde insanların da güleceğini düşünüyorum o bölümlerde. Fakat şöyle bir durum var. O dönemin bir duygusu var. O duygu da biraz şeye benziyor. Hani Münir Özkul filmde gülünce biz gözlerimiz dolar ya. Sanki o karmaşık ruh halinin o dönemin temel duygusu olduğunu düşünüyorum ben. Kitabın duygusunun da böyle olmasını istedim. Öyle söyleyenler de oldu zaten. Hababam sınıfı müziği gibi yavaş çalınca hüzünlü, hızlı çalınca neşeli diye. Hakikaten de yaratmak istediğim duygu oydu. Çünkü o duygunun bir anlam karşılığı olduğunu düşünüyorum ve bu ülkede, Türkiye'de özlediğimiz bir kalp yumuşaklığına denk geldiğini düşünüyorum. O yüzden kitabın duygusunda evet öyle işte o gündelik ayrıntılar var. Çok neşeli anlar var, işte çok komik şeyler var vesaire. Bir de çocuklar da komik yani çünkü bazı şeyleri bambaşka şeyler zannederek absürt bir komedi de oluşturuyorlar. Fakat kitabı okuyan birçok insan ağladım diye anlatıyor. Fakat niye ağladıklarını ben yani yeni anlamaya başladım. Üzüldükleri için değil, bir kaybı hatırladıkları için yani ne kaybettiklerini duygu olarak, anlam olarak ne kaybettiklerini hatırladıkları için gibi geliyor bana. Dolayısıyla o böyle kahredici bir ağlama değil de sanki temizleyen ve sadece hüzünlendiren bir ağlama gibi geliyor bana. Tatlı bir ağlamadır diye umut ediyorum aslında. Şimdi kitapta şöyle bir cümleniz var. İçine girmediğim bir kavganın yeni kuşağı olarak doğdum. Daha doğrusu kitabı anlatırken böyle bir ifade kullanıyorsunuz. Ama yani şu anda da yani sizin kuşak da aslında belki sizin kuşak değil belki daha genç kuşaklarda sanki bir şeylerin kavgasını veriyor gibiler. Haksız mıyım? Veriyorlar ve çok kötü bastırıldılar tabii yani. Çok zor koşullarda insanlar haklarını arıyorlar. Daha çok özgürlük talep ediyorlar. Ben zaten bu kitabı yazmamın nedeni o insanlar. Yoksa boşu boşuna hatırlamış olurduk 1980'i diye düşünüyorum ya da ben boşu boşuna hatırlatmaya çalışmış olurdum. Eğer bugün insanlar hala bu kadar baskıya rağmen insan kalabiliyorlarsa ve hala daha iyi bir ülkenin, daha iyi bir dünyanın hayalini kurabiliyorlarsa hakikaten bir şey devretmiş demektir bir önceki kuşaktan. Bir önceki tırnak içinde yenilmiş kuşaktan. Dolayısıyla zaten onlara bir el atmak için, el vermek için diyeyim yazdım. O gençlere, benden daha gençler. Evet ve bir de şöyle bir cümle var kitapta. Bazıları kendini feda eder, ötekiler de izler. Bekler ki yangın geçsin, yananlar yansın, memleket onlara kalsın. Tarihe bakınca böyle bir şey görüyorsunuz evet. Siz. Ve yani biraz da bu kitap aslında bakanlardan olmamak için mi yazıldı? Ben herhalde o kitaptaki en nasıl diyeyim alçaklığı en çok anlatan cümle herhalde odur. Okuduğunuz cümledir. Türkiye'de çok yaygın bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir tutum olduğunu düşünüyorum. Şu an için değil, bütün Türkiye tarihi boyunca yangının geçmesini bekleyenler. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyledir zaten bu 3 aşağı 5 yukarı. Evet biraz öyle. Yani en azından bunun böyle olduğunu, izleyenlerin olduğunu ve yangın geçtikten sonra, herkes kendini feda ettikten sonra çıkıp küllerin ve cesetlerin üzerinde mülkiyet iddia eden insanlar olduğunu söylemek için yazıldı.
ve buna içim acıyarak yazıldı tabii yani. Bir de merak ettiğim bir şey var. Hep gelecekle aram iyi değil diyorsunuz. Yani özel bir sebebi var mı bunun yani? Neyle aram iyi değil? Gelecekle. Gelecekle. Ha evet, gelecekle ilgili çok, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok umutlu olmadığımı, umutlu demeyeyim de çok iyimser olmadığımı söylemek zorundayım. Çünkü işler kötüye gidiyor. Sanatçıların, kendimi sanatçı yerine koyduğumdan değil de ama sanatla ilgilenen insanların, yazıp çizenlerin bilhassa umutsuzluk zerk etme lüksü olmadığını düşünüyorum. Biz her şeye rağmen, ben kendimi de her şeye rağmen umut üretmek zorunda hissediyorum. Çünkü öbür türlüsü boşu boşuna bir emek olurdu gibi geliyor. Öte yandan bugünlerde böyle bir şey yapmayı biraz zor buluyorum. Zulmile abad olanın sonu berbat olur sözüne güvenerek yaşadığımız günler ve bu pek de iyi bir şey değil. Bunu söylediğim için kızıyorlar bazen. Yani çok umutlu olmadığımı söylediğim için. Sanki bunu istiyormuşum, kötü bir sonu bekliyormuşum, yani onun umuduyla yaşıyormuşum gibi davranıyorlar ama öyle değil. Benim işim gördüğüm şeyleri söylemek ve her şeye rağmen söylemek ve gördüğüm şey de evet çok iyi bir durum değil. Yani bundan sonra iyi bir şey olsa bile bir önceki dönemin hasarını ortadan kaldırmak hiç kolay olmayacak. Hem ahlaki hasarını hem siyasi hasarını. Şimdi böyle bütün kitaplarınız değil buradaki, kitaplarınızın sadece bazıları. Bir arada da görünce ben bütün kitapları okudum çünkü hem dedim ne kadar çok kitap okumuşum hem de aslında ne kadar çok kitap yazmışsınız. Evet, fazla. Artık yani yazar kimliğiniz daha mı önde gidiyor? Evet, son kitabı yani Devir'i yazmak için 2 yıl geçirdim zaten. Diğerleri gazetecilik zamanında yazıldığı için gazeteciliğin o hızında da yazıldılar biraz. Hepsi neredeyse 1-1,5 yıl sürdü. Şimdi birazcık daha az yazmak istiyorum. Birincisi enerjim eskisi gibi değil. İkincisi çok söz söylemenin iyi bir şey olmadığını düşünüyorum artık. Daha az söylemek, daha çok söylemek gibi geliyor bana. Yazarlık, yani ben her türlü yazarlığı aynı yerden geldiği için, benden geldiği için birbirinden çok ayırt edemiyorum. Yani çünkü gazetede de ben bir tür edebi gazetecilik yaptım doğrusu. Şimdi gazetecilik kısmı tamamen neredeyse ortadan kalktı ve edebiyat yapmaya çalışıyorum ve edebiyatın has olanına doğru yürümeye çalışıyorum. Bu da bence şimdilik benim için doğru olan şey. Son olarak merak ettiğim bir şey var. Kim eline kitabı alsa aynı tepkiyi gösteriyor. Neyim? Yani sizin konuk olduğunuz bazı televizyon programlarında izlediğimde bunu fark ettim. İşte 100 bin baskı, birinci baskı 100 bin. Genelde yani Türkiye'deki böyle birinci baskılar, yani iddialı birinci baskılar 50 bini geçmiyor. Aslında insanlar sizi çok da iddialı buluyor. Bence iddialı olmak kötü bir şey değil ama. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani bu kadar çok... Baskı yapmanın... Birincisi o benim kararım değil, o yayın evinin kararı. Hatta ben oraya yazılmaması gerektiğini de söylemiştim ama işte falan filan, o bir pazarlamayla ilgili bir şey o kısmı. Kitap yazılırken başka bir, nasıl diyeyim, başka bir duygu. Kitap bir nesne haline geldikten sonra başka bir sürece giriyorsunuz. Hatta birazcık da sevimsiz bir süreç bu. Sürekli kitabınızdan bahsediyorsunuz artık insanları bayıltana kadar. Kitabınızı anlatıyorsunuz sürekli. Benim çok fazla yüzüm görünüyor vesaire vesaire. Fakat bu kadar çok şeyin olduğu, bu kadar gündemin yoğun olduğu bir zamanda bunu yapmaktan başka da çareniz yok. Ve her yazar kitabının çok insana ulaşmasını, olabildiğince çok insana ulaşmasını ama en önemlisi doğru adrese ulaşmasını çok ister. İddialı mı bilmiyorum. Çok daha fazla okunan kitaplar var çünkü. İçeriği daha farklı olan kitaplar, işte kendine yardım kitapları, self-help kitapları var. Ondan sonra dini kitaplar var. Dini soslu self-help kitapları var vesaire. Onlar çok daha iddialı. Yani iddialı olmakta da çok, evet ben de çok şey görmüyorum. Bir kadın olunca birazcık daha sevimsiz duruyor iddialı olmak ama ne yapalım?
O da öyle duruyor. Yapacak bir şey yok. Evet, kalabalığız diyorsunuz. Evet, belki de öyleyiz yani. Sandığımızdan daha kalabalık olabiliriz. Peki, bu kadar benim sorularım. Teşekkür ederim. Haydi, haydi. Bize bazı yaratıklar korkak derler. Aslında hiç de öyle değiliz. Ali, bence biliyorlar. Herkes kuğuların ne olacağını biliyor işte. Bilmiyorlar, sadece biz biliyoruz. Unutulmayacak olanlar kalır. Ya hatırlamayacaklarımız?